Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teala anha şöyle anlatıyor. Müminin suresi 60 ve 61. ayeti kerimeler inmişti. O ayetler şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine öyle insanlar ki yu'tune ma atev. Kendilerine verilen işleri yaparlar. وَقُلُوبُهُمْ onların kalpleri veciletün ürperti içerisinde, heyecan içerisinde, coşku içerisinde oldukları halde. اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ onlar Rablarına rücu edecekler ve bu yaptıkları onların huzurunda kendilerine bildirilecek. Kabul edilmiş mi, edilmemiş mi, makbul mu, değil. Bunu düşünmenin böyle hem bir yeden ürpertisi, coşkusu içerisindeler. Evet. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ kalpleri ürpererek üzerine düşen işleri yapmışlar. اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Rablarına rücu edeceklerini, döneceklerini bilerek, buna iman ederek, bu bilinç, bu şuurla amel etmişler. Ulaike onlar yüseriûne fil hayrat, hayırlarda süratle koşar, hayra çabuk davranırlar. Ve hum leha sabikun, o hayırlar içinde birbirleriyle musabaka ederler. Evet, hayır işlerine koşmak ve hayır işlerinde kardeşleriyle musabaka etmek, yarış içerisine girmek. Allah Celle Celaluhu sevdiği kulları böyle anlatırken orada bir kelime dikkatini çekmiş. Hazreti Ayşe annemizin vellezine şol kimseler ki yu'tune ma atev efendim yaptıkları işler kendilerine verilen, emredilen işleri yapacaklar. Yu'tune ma atev yapmakta oldukları işler. Bir insan bir işi yapmışsa ve bundan kalbi ürperiyor, titriyorsa acaba kötü bir iş yapmış da mı bu kalp buradan tedirgin olmuş şeklinde bir düşünceyle Peygamberimize sordum diyor. Ya Resulallah, bu ayette zikredilenler zina eden, hırsızlık yapan, içki içen ve böyle büyük günah işleyenler mi ki kalpleri böyle ürperiyor korku içerisinde? Rablarının huzuruna dönecekler ve orada bunun karşılığını görecekler diye korku besliyorlar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, hayır, ey Sıddık'ın kızı, Ebu Bekir Efendimiz'in lakabı Sıddık ya, hayır Sıddık'ın kızı diyor. Ayette anlatılanlar namaz kıldı, oruç tuttu, zekat, sadaka vermiş olduğu halde bu ibadetlerinin kabul olup olmama endişesiyle korkanlardır. Yani yaptık, Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirdik ama acaba Allah Celle Celaluhu bunu kabul etti mi, etmedi mi, bunu bilmiyoruz. O yüzden tabiinin ileri gelenlerinden büyüğümüz Hasan Basri rahmetullahi aleyh der ki, biz öyle kimselere yetiştik ki, tabi bu yetişti ya sahabidir, ya sahabeyi gören kendisi gibi tabilerdir. Öyle kimselere yetiştik ki, yani öyle güzel kimselere yetiştik ki, sizin işlemiş olduğunuz günahlar dolayısıyla azaba uğrayacağınızdan korktuğunuzdan daha fazla onlar iyilik yaptığında korkarlardı. Acaba kabul edecek, edecek mi Rabbim, etmeyecek mi?
Yani namaz kıldık, oruç tuttuk, zekat verdik, zikrettik ama bunlar yüzümüze çarpılacak mı yoksa güzelce kabul mü edilecek diye yürekleri hoplar, kalpleri titrer diyor. Yani ben yaptım işte, kabul etmeyeceklerini unutacak gibi çok saygısız, çok edepsiz, çok laubali ifadelerden kaçınmak lazım. Neden? Değerli kardeşlerim, eskiler tavsiye ederdi. Amel edin, heybeyi atın. Torbanın gözü arkada olsun. Ama dibi de delik olsun. Atın, o aşağıdan düşer. Sonra bir gün bakarsınız, içinde hiçbir iyiliğim yok. Eyvah, ben ne yapacağım? Der, daha fazla amel edersiniz. Yoksa ola ki, yaptınız, heybeyi attınız, heybe doldu taştı. Ambara koydunuz, ambar doldu taştı. Ben bu kadar iyiliklerle, ibadetlerle, faziletlerle cenneti hak eder, götürürüm gibi bir yanlış düşünceye, ayıba sürüklenmemek lazım. Çünkü bu ucuptur. Ucup, kendini beğenmeye. Çok kötü bir şey. Gurur ve kibir bir arkadaş. Ucup. Allah'a itimat edecek yerde amele itimat. Yani bir nevi Allah'a karşı eyvallahsız gibi bir durum. Çok ayıp bir şey. Çok enteresan değerli kardeşler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا kendilerine yapılması emredilen, istenilen şeyleri yerine getiriyorlar. Nasıl ama? Kalpler ürpererek ve kulubuhum vacile. Dahi ennehum ile rabbihim raciun. Rablarının huzuruna dönecekler ve hesap verecekler. Onu bilmenin haşyetiyle, korkusuyla, ürpertisiyle amel ediyor. Güzel işler işlemişler Peygamberimizin ifadesine göre. Kötü işler işleyip de orada ne halt edeceğiz diyenler gibi kalpleri yine de saygı içerisinde, ürpert içerisinde neden acaba kabul edildi mi, edilmedi mi? Çok ilginç. Her türlü hayır işleri kalplere Allah'a dönmenin heyecanıyla çarpa çarpa bir yandan sevgi, bir yandan korku, beynel havfi ve reca. Çocuğu annesi beşiğe koyar, sallar ya bir sağa bir sola. Sağ korku, acaba amelim kabul olunur mu? Sol ümit, İnşallah kabul etmiştir. Sağ sallıyor. Allah'ım beni cehennemden koru. Orada bir cehennem diye bir gerçek var. Sola beşik sallanıyor. Allah'ım beni cennetine girdir. Orada cennet diye bir rahmetin var. Cennetle cehennem arası affedilmek, bağışlanmakla affedilmemek ve ceza kurkusuzsuz olmaz. Ben bunu da suçunu bilir. Hayatı böyle yaşamak. Yani Allah beni affetmez, ben bittim, tükendim, öyleyse her haltı yiyeyim diye Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de insanı küfre götürür. Canım ben de neyim, Müslüman olur, beni cennetine koymayacak da kimi koyacak diye cenneti garanti bilmek de insanı dinden imandan eder. Yani. Müslüman korku ile ümit arasında sallanır durur. Bizim zamanımızda alimler korkunun daha galip olmasını söylüyorlar. Çünkü nefsi azdırıcı çok şey ortada serbest tutuyorlar. Haramları, günahları işlemek için meydanda fırsat var, imkan var. O yüzden daha çok korkarak nefsi o korkuyla dizginlemek gerektiğini söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, evet. Bu Müslümanlar biliyorlar ki alıp verilen her nefesin hesabı var. Hoşça kalın ve selam.